بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. İşitmedin mi Musa'yı kemale, nice sa'yı dedi erdi cemale, çobanlık hizmetiyle geldi hale, kelimullah olup erdi salih. Bulup daim kemal hakkı giydirin cemali var. İşitmedin mi Musa'yı? Musa aleyhisselamı işitmedin mi? Musa aleyhisselamın durumunu, halini, kıssasını, başından gelenleri duymadın mı? Musa aleyhisselam Beni İsrail'de Firavun'un memleketinde birini öldürdü. Kıptilerden birini öldürdü. İşte bir kavga oldu. Musa aleyhisselam müdahil oldu. Çok böyle kuvvetliydi Musa aleyhisselam. Bir yumruk attı adam öldü. Düştüler Musa Aleyhisselam'ın peşine. Musa Aleyhisselam kaçtı şehirden. Medine geldi Şuayb Aleyhisselam'ın memleketine. İşte bir şeyler oldu. Şuayb Aleyhisselam'ın yanına, Şuayb Aleyhisselam'ın ailesine katıldı. Şuayb Aleyhisselam'a bir 10 sene kadar hizmet etti Musa Aleyhisselam. İşitmedin mi Musa'yı? Kemale nice sa'y eyledi. Kemale erişmek için nice çalıştı, nasıl çalıştı? Erdiği cemale ta ki cemale erdi, Mevla'nın kelimi oldu. Çobanlık hizmetiyle geldi hale. Bak çobanlık hizmeti yaptı Şuayb Aleyhisselam'ın yanına. Kelimullah olup erdi ve salih, Mevla'nın kelimi oldu. Mevla ile mükalemede bulundu. Mevla ile konuştu. İşte Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın yanından dönerken 10 sene sonunda Tur-i Sina'da böyle yağmurlu bir hava, karanlık, hanımı affedersiniz hani doğum yapmak üzere böyle çocuk bebek bekliyorlar, öyle bir durum var. Sonra işte Mevla Sela o halde bir ışık gördü böyle, dedi ateş vardır, ışık varsa ateş yanıyordu orada. Kalkıp el fener ışığı değil, cep telefonu ışığı değil. Heh. O zaman bir ışık varsa gecenin yarısında nedir o? Ateş yanıyordur. Ateş yanıyorsa nedir o? Başında insanlar vardır. Gideriz onların yanına, onlara yol sorarız. Biraz da ateşten alırız. Hem önümüzü aydınlatırız hem ısınırız gibi düşünerek Musa Aleyhisselam kalktı, ateşin olduğu yere gitti. Neyse meğer bir ağaçmış o. Ağaç yarıya kadar yarıya kadar bildiğin ağaç, yarıdan sonrası böyle ateşli böyle bir şey, böyle alev. Mevla ağaçtan Musa Aleyhisselam nida etti. Mevla Musa Aleyhisselam'ın tekellümünde bulundu. Şimdi bu ülke efendine buyurdu. Bak Musa Aleyhisselam'ın durumunu duymadın mı? Yani kendisi ne kadar büyük bir insan olsa da Şuayb Aleyhisselam'ın yanında hizmet etti. Takriben 10 sene hizmet etti. Çobanlık yaptı. Daha kemale erdi. Mevla'nın, ondan sonra Mevla'nın misaline vasıl oldu. Ondan sonra Mevla tekellümde bulundu onunla. Netice? Bulup daimi kemal hakkı giydelim. Cemali ba kemali seyri edelim. Hep kemale. Bulup daim kemal. Bak Musa Aleyhisselam'da bile böyle oldu. Hep kemalat bul. Hep terakki et. Hep ahiretin için, Mevla'ya yaklaşmak için uğraş. Dünyanın için de uğraş. Öncelik ahiret.
Hep terakkiye, hep kemal sahibi ol. Hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha ileri, hep daha ileri. Bu Acemi Birliği'nde eğitim yaptırıyorlardı. Hani pratikte belki pek tatbik edilmez ama hatırlarsınız. O çöküyorsun, sürünüyorsun falan böyle, değil mi? Mesela hani teknik olarak konuşacak olursak, mesela ayakta duruyorsun, alçak sürünme yapacaksın, tamam mı? Ne yapıyorsun önce? Hatırlayan var mı? He? Dizüstü çöküyorsun mesela, peki. Şimdi alçak sürünme yapıyorsun. Bak, dizüstü çöküyorsun dedim. Dizüstü çökmek budur. Bu mu arkadaşlar tekniği? Ben hatırlamıyorum, dünyanın zamanı oldu. Ama bir noktaya hatırlıyorum. Evet. Dışından başlıyor. Mesela çok bağlı çök. Bir ayağı ne yapıyorsun kalp olacak? He. Bir ayağı ne yapıyorsun? Niye? Yarım metre, yarım metre. Sürünüp ne yapacaksın? İleri gideceksin değil mi? Yarım metre, yarım metre. Mesela çok bağlı. Çök, hop! Böyle çök değil. Ya nasıl çök? Nasıl çök? Nasıl çök? Bir adım ileri. Yarım metre, yarım metre. Anladınız mı? Daima ileri. Hep ileri. Bir karış, bir karış. Bir santim, bir santim. Yarım metre, yarım metre. Ama hep, hep ileri. Hep ileri, hep ileri. Bulup daim kemal hakka giydelim, cemali ba kemali seyredeyim. Şimdi insanlarda da bu hep ileri isteği var ama bu parada sadece. Parada ileri gitti mi kendini ileri gitti zannediyor. Ya o da bir şeydir yani, sonuçta boş değildir ama. Kritik bir şeydir arkadaşlar yani. O işin değersiz tarafıdır. Bugün bu yerlere geldik. O kadar gıcık oluyorum ki ya. Otur bak insanlarla, otur konuş böyle. Hemen para, para nasıl kazanılır, nasıl kazandı, ne aldı. Şunlara sahip oldum, şunları yaptım. İnsanlığın bir santim ileri gitmedi ama. İlmin, bilgin, karakterin, seviyen bir santim ileri ne yapmadı? Gitmedi. Cüzdanın biraz kalınlaşmış olabilir. O kadar sadece. Mal varlığın biraz daha artmış olabilir. Bir iki tapu daha eklenmiştir. Ama insanlığın bir santim ileri gitmedi. Ahlakın bir santim ileri gitmedi. Bilgi seviyen bir santim ileri ne yapmadı? Gitmedi. Kabiliyetlerin bir santim ileri ne yapmadı? Gitmedi. Dün ne yapabiliyordun? Bugün de aynısını yapabiliyorsun. Hocam dün bunları yapabiliyordum ama bugün bir de artı bunu yapabiliyorum. Öyle bir şey yok. Çöktün yani. Çöktün. Bak bak, orada bile madem bir hareket yapılacak, yaparken de bu arada kaş göz arasında ne yapalım? Bir yarım metre kazanımın var yani. Tamam? Bir şeye ulaşmak istiyorsan bir yarım metre kazanalım. Zaten çöküyorsun da bir hareket yapıyorsun. O hareket sırasında ne yap? Bir yarım metre daha. İşte bu kemal tahsili arkadaşlar. Şimdi hemen zatiyle mevcut zat-ı subhan, sıfati zatiyle sabit dahi can canım kardeşim, noksan sıfatlardan münezzeh olan zat hemen zatiyle mevcuttur. Sıfatlar da zatiyle kaimdir. Sıfatlar Mevla Teala'nın zatıyla kaim. Peki zat-ı bak Subhaniye neyle kaim? Kendi kendine kaim. Bunlar böyle okuyup geçtiğimiz, manasını anlamadığımız şeyler. Bak, terakki ede ede, bak bunları anlamışlar insanlar. Mevla'nın kulları, Mevla'nın has kulları bunları anlamışlar artık. Niye? Ona göre, çünkü adım atmışlar, ileri gitmişler. Anlayacak kapasiteye, seviyeye gelmişler. Anlayacak meziyet sahibi olmuşlar, anlamışlar. Ben okuyorsun, anlamıyorsun bir şey yani. Ne demektir, anlamıyorsun. Mevla Teala'nın zatı için yokluk hiç düşünülemez. O vacibül vücud hakkı giydelim, cemali baki mali seyredelim. O varlığı vacip olandır, mutlaka var olması gerekendir. Hakkı giydelim, kemalin ta kendisi olan Mevla'nın cemalini seyredelim. Uluhi. Uluhiyete ve mabudiyete müstahak olan Allah'tan başka hiçbir kimse yoktur. O öyle bir dattır ki benzeri olmayan vacibül vücuttur. Noksanlık damgasından münezzehtir. Hulû sıfatlarından da biridir.
boyun büküklüğünün, tevazuunun, tedellülün kemalinden ibaret olan, ibadete müstahak olan o zattır. Bak, ibadet boyun büküklüğüdür. İbadet tevazudur. İbadet tezellüldür. Boynunu büküyorsun. Ya Rabbi sen diyorsun. Ben beceriksiz, bir şey beceremeyenim. Öyle bir et parçasıyım ya. Ne varsa senin ikramın ya. Öyle diyor. İbadet bu. Boynunu büküyorsun. Rabbani sallallahu aleyhi öyle buyuruyor. Kulluktan maksat nefse emmarinin çatısını yıkmaktır. Bütün binasını tarumar etmektir. Kulluktan maksat nefse emmarinin, nefse emmari kim? Söyleyin. Sensin değil mi? Onun çatısını yıkmaktır. Onun binasını yıkmaktır yani. Tarumar etmektir. Diyorsun ki ya Rabbi bitti. Sen ya Rabbi. Allah'ım yardımcımız olsun. Boyun büküklüğünün, tevazuunun, tezellülün kemalinden ibaret olan ibadete müstahak o zattır ki bütün kemalat kendisi için sabit olmuş, noksanların dahi tümü ondan soyulmuştur. Vücutta ve vücudun tevabuinde bütün eşya ona ihtiyaç duymaktadır. O ise hiçbir işte bir şeye muhtaç değildir. Bak, her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Zararı da faydayla yaratan odur. Onun izni olmadan hiçbir şey hiçbir kimseye ne zarar verebilir ne de faydalı olabilir. Anlatılan sıfat-ı kamiliyle muttasıp olan yalnız Allah-u Teala'dır. Ondan başkasının olması dahi layık değildir. Vakit yakın arkadaşlar. Bir gün gelecek. Ya yaş 44 ise kalan. İstediğin kadar genç ol. Paşatlısın 45 sene daha. Yani bütün taşlar çatlasa ne kadar? 45 sene daha. Sonra seyyare. Niye öyle yapıyorsun ki? Ha? Çok ya 45 sene ya. Yani piyangadan bile çıksa yarın gider misin deseler. Gene ya Mevlamız eline yani Allah büyük konuşma tamam olsun. Sonra gideceksin. Acayip ya. Hiçbir yanlışın olmadığı bir yere gideceksin. Hocam garanti mi işin? Cehennem dedik yanlış yok ki. Değil mi? Ceza bile alsan, mahkum bile olsan gene tam adalet üzeresin. Hiç kimse zulmetmez sana. Hiç haksızlığa uğramazsın. Değil mi? Hani Mevla affetmedi, ceza verecek bile olsa nedir arkadaşlar? Adil mutlak, tam adalet. Milim haksızlık yok. Milim zulüm yok. Bu dünyada var zulüm, yok zulüm ya. Bu dünyada her şey yamuk. Mevla'nın sonuna gideceğiz. Anlatılan sıfat-ı kamileyle muttasıf olan yalnız Allah-u Teala'dır. İşte püf nokta. Senden memnun mu gideceksin? Sana dargın mı gideceksin? Orası işte. Tabi hani gayrimüslimlerden bahsediliyor ama veylün yazıklar olsun gevmeyizin o günde Es'anibillah veylün yazıklar olsun gevmeyizin o günde kimilül mükezzibini tekzip edenlere yalanlayanlara
Ellezine, öyle yalanlayanlar ki bu mükezzipler, tekzip edenler o kimseler ki yükezzibune, yalanlıyorlar neyi bir yevmit din, din gününü, ahiret gününü, hesaba çekilme gününü yalanlıyorlar. Ve ma yükezzibu bihi, bu din gününü yalanlamaz. İlla ancak kulle mu'ted, her böyle çok haddi aşan adam yalanlar. Esin, çok günahkar adam yalanlar. İzâ tütlâ aleyhi âyâtuna, izâ tütlâ okunduğu vakitte aleyhi ona âyâtuna, bizim ayetlerimiz ona okunduğu zaman kâle der, ne der? Esâtîrul evvelîn, geçmişlerin masalları, ya işte evvelkiler uydurmuşlar bir şeyler işte. Masal. Öyle der. Kella, hayır. Yanlış. Yanlış yapıyorlar. Yanlış diyorlar. Dikkat edin şimdi. Şimdi burada her ne kadar hani mükezzipler hakkındaysa da kendimize çevirelim biz arkadaşlar. Tamam, belki hatalarımız, suçlarımız o kadar büyük değil. Elhamdülillah, Mevla'nın fazl-ı keremi o kadar büyük değil ama sonuçta biz de böyle sütten çıkmış ak kaşık laf mı yani, sütten çıkmış ak kaşık ya. Ziftten çıkmış bildiğin kaşığız yani. He? Öyle değil mi? Yani tamam, mükezzipler gibi değilse bile ziftten çıkmış kaşığız. Değil mi İshak abi? İshak abi bana deme diyor. Sen kendine konuş diyor. Ziftten çıkmış kaşığız. Bak. Kella, hayır. Bel bilekis rane, ağırlık yaptı. Ala kulubihim, kalpleri üzerine. Ma o şey ki kanu idiler, oldular. Yeksibun, kesbederler. Yaptıkları şeyler kalplerine ağırlık yaptı. Yaptıklarınız doğru değil. Söyledikleriniz doğru değil. Bilakis yaptığınız şeyler kalplerinize ağırlık yapıyor sizin. Dünyadaki icraatlarınız, hareketleriniz, amelleriniz, kesipleriniz, kesip kazanmak demek. Dünyadaki kazançlarınız, dünyada kazandığınız şeyler, kazanmak yani ele geçirdiğiniz şeyler, bir şey yaptın, netice bir şey tahsil ettin artık maddi manevi. Onlar sizin kalbinize ağırlık yapıyor. Dikkat edin. Allah'ım böyle olmaktan muhafaza etsin arkadaşlar. Amin. Kella, hayır. İnnehum, muhakkak onlar ar rabbihim, Rablerinden bak Mevla gayb sigasıyla vuruyor burada. Rablerinden. Oysa Rablerinden diyen kim? Rablerinin ta kendisi değil mi? Ama Mevla benden buyurmuyor. Benden buyurmuyor Mevla Teala. Çünkü artık uzaklık var. Arada ne var artık? Benden buyurmuyor Mevla Teala. Rablerinden. Oysa Rablerinden diyen zat Rablerinin ta kendisi. Benden şöyle şöyleler buyurmuyor. Rablerinden. Benimle alakanız yok yani. Tamam, adaletsizlik etmez. Gene öyle bile olsa adaletsizlik ne yapmaz? Etmez. Tamam. Ama ya Rabbi sana söylesin. Kella, hayır. İnnehum onlar yevmi ar-Rabbihim, Rablerinden yevmi'izin, o günde le mahcubun, hicaplılardır, perdelilerdir. O gün Rableriyle perdeleri var onların. Yaptığınız şeyler kalbinize ağırlık yaptı sizin. O gün siz Rabbinizle, benim yani o kadar ki yani Mevla Teala hani tabiri caizse benimle perdeliler bile tenezzül etmiyor onu yani. O kadar uzak var ki yani. Rablerinden perdeliler onlar o günde. Bu var ya. Böyle bir duruma düşmek var. Allah'ım yardımcımız olsun. Mevlam muhafaza etsin arkadaşlar. Allah'ım böyle olmaktan muhafaza etsin. Cehennemden en son çıkacak kimse. En son. Her yanan çıktı. Cezasını çeken çıktı. Cezanın işte hani şimdi mahkum oluyor mesela birisi. Sonra işte iyi hal falan gösteriyor içeride. Biraz da zaman geçiyor. Onu ne yapıyorlar? Kapalıdan açığa alıyorlar falan. Ondan sonra işte evine gönderiyorlar arada sırada. Değil mi? Böyle hani toleranslar olmaya başlıyor değil mi? Yavaş yavaş. Cezanın sonuna kadar sonuna doğru ne oluyor arkadaşlar? Bazı toleranslar olmuyor. Değil mi? Anladınız mı bunu arkadaşlar? Şimdi cezanın sonuna doğru da bu da cehennemin böyle kıyısına doğru geliyor. Tabii cehennemin kıyısına doğru geldiği zaman da cennetten sesler geliyor. Ya Rabbi diyor, ne olur diyor, bak diyor, bir şey istemeyeceğim senden başka diyor. Beni diyor biraz daha yaklaştır, şöyle rahat rahat dinleyeyim şunları diyor. Ne istiyor? Hiç
Cam olsa yani, değil mi, sesleri daha böyle naş, kokusu falan gelsin böyle rahat rahat. Daha böyle, bak başka bir şey istemeyeceksin değil mi? Yok ya Rabbi, başka bir şey istemeyeceğim. Daha böyle yaklaştırıyorlar. Ondan sonra ya Rabbi diyor, ben diyor, biraz daha böyle biraz bir şey istiyor böyle. Biraz daha böyle bir şey istiyor. Hüdayi abi beni arayacak. Aradın mı Hüdayi abi? Aramadım. Biraz önce telefon çaldı, sen miydin? En son Mevlamız ona buyuruyor ki Celle Celal Mevlamız, hani seni cennete alsam, iki dünya kadar da cennet versem hani razı olur musun? Şaşırıyor ya, sen bana benim gibi adama. Yani adalet arkadaşlar. Erhamur Rahimin. Mevla rahmetini taksim etti. Kaç? 70 mi? 90 mı? He? Hepsini ahirete sakladı. Bir tanesini dünyaya taksim edildi. Kaç? 100 mü? Biliyorsun değil mi? Tamam. Yani 100 diyelim, tamam mı arkadaşlar? 99'u nereye? Ahirete. Bir tanesi taksim edildi. Ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar kim kime, değil mi? Koyun kuzusundan merhamet etti. Hep ondan düşen parça nasip. O bir tane taksim olundu. Ne kadar merhamet var ondan düşen nasip. Bu kadar merhametli yere gidiyorsun. Bu kadar adaletli yere gidiyorsun. Bir an evvel git. Bir an evvel. Geçen İnegöl'de bir arkadaş namaz kıldırırken sabah namazında beyin kanaması geçirdi. Namazda düştü. Sonra iyileşti elhamdülillah. Geçen derse gitmiştik İnegöl'e. Konuşuyorlar. Anlatıyorlar bana, diyorlar işte böyle böyle oldu. Dedik ki arkadaşa, ya kardeş hani üzüldü, toparladı, hani iyileşti ya. Yani toparladığına sevinelim mi, üzülelim mi, şaşırdık demişler yani. Hani iyileşti ya şimdi. Lan şimdi senin iyileştiğini üzülelim mi, sevinelim mi? Hani normalde bir insan hastalıktan iyileşse sevinirsin de. Ya yani öyle bir durum ki şimdi sen iyileştin diye sevinelim mi, üzülelim mi yani, şaşırdık yani. Ki değil mi? Medrese de namazda namazı kılıyor. Daha da ne istiyor ya? Ne istiyor ya? Herkes kalma meraklısı. İşte bu sen okuduğum antikeden var ya. Or. Ya Rabbim. Mesela öyle zaman olur. Gene hani Mevlamız muhafaza etsin ama Allah-u Teala sevdiğini kulunu cehenneme de atar olur. Yapar. Hatası vardır. Affetmez, yapar. Affetmek zorunda mı? Yapar. Allah Allah. Nün hakim. Her ne ki işler işi yerindedir Mevla. Ne yaparsa sen kulsun. Bak kul. Kul. Bak kulluk neydi? Bak boyun büküklüğü, tevazu, tezellül. Boyun bükük olan adam hesap sormaz ki. Ya bu niye böyle? Diyen adamın boynu bükük değildir. Boynu bükük değilse de kulluk yoktur onda. Kulluk öyle söyledi ya. Nasıl buyuruyorsun onu ya? Bir tesbih var arkadaşlar. Ezberimde değil. Öyle 3-4 satırlık bir şey. Gene peygamberimizden böyle rivayet olundu. Nakledildi yani. Öyle rivayet olundu. Peygamberimizden de demeyeyim. Aleyhisselatü vesselam. Cehennemi böyle tesbih ediyor, dua ediyor, tamam mı? Mevlamız çağırtırdı onu. Yani tabi çağırtırdı onu ne demek? Çağırtıracak yani. Bize böyle haber veriliyor. Çağırtıracak. O kimin olduğunu biz bilmiyoruz ama böyle birisi olacak yani. Mevlamız soracak ona. Kulum şimdi cehennemde yalvarıyor, yıkırıyor Mevla'ya, bir tesbih okuyor böyle. Kulum sen falanca gün, falanca saat, falanca yerde şöyle şöyle yaptın mı? Yaptım ya Rabbi. Falanca gün falanca saat falanca şöyle şöyle yaptım mı? Yaptım ya. Falanca gün falanca saat falanca. Geçen okuduk arkadaşlar, yani yapmadım diyenler bile çıkacakmış insanlardan ha. Yok ya Rabbi, melekler uydurdu yazdı diyenler çıkacakmış yani. Ya acayip bu insan, acayip bir şey ya. Ve ahirette daha öldün, dirildin, kabir geçti gitti. Dirildin, hesaba çekildin, aleyhine cehennem hükmedildi de daha hala diyor yok ya Rabbi, melekler uydurdu yazdı diyor. Yani. Böyle böyleler çıkacakmış artık. İnsan acayip bir şey. Ya bu adam dünyada ne demez ki? Ha? Değil mi? Falanca gün, falanca saat, falanca yer böyle yaptım. Yaptım yani falanca. Tamam o zaman yani hesapta kitapta bir aksilik, bir hata, bir şey
Yok yok, yok tamam. Götürün bunu canım. Gene yolda böyle dönüp dönüp bakıyormuş böyle giderken. Şimdi dönüp dönüp bakınca Mevlamız tekrar çağıracak ondan sonra. Sen niye dönüp dönüp bakıyorsun? Ya Rabbi, bu kadar yanlış yaptım dünyada sen, ama senden ümidimi kesme. Sonra aleyhime hükmettin, cehennemle hükmettin. Ben gene senden ümidimi kesmedim. Cehenneme attın, ben gene senden ümidimi kesmedim. Huzuruna çağırdın, sordun. Senden ümidimi kesmedim. Sonra tekrar, ki yani haklısın, haklı yani öyle, tamam. Tekrar hükmettin, gönderildim için. Ama ben senden ümidimi kesmedim. Mevla affetçi konuşuyor. Eder, etmez, erken eder, geç eder, hiç etmez, hep eder. Ne isterse eder, Allah Allah ya. Dünyada da ne isterse eder. Ahirette de ne isterse eder. E sen? Ya senden ne? Onun izni olmadan hiçbir şey, hiçbir kimseye ne zarar verebilir ne de faydalı olabilir. Öyle. Anlatılan sıfat-ı kamile ile muttasıf olan yalnız Allah-u Teala'dır. Arkadaşlar, menisküs ameliyat olmuş oldunuz. Şimdi de sağda var. İnşallah ameliyat gerekmez öyle. İşim iyi gidiyor. Solda ameliyat oldu. Ameliyatta delik açıyorlar. İçinden böyle bir tane böyle kamera sokuyorlar. Bir de böyle pense gibi bir şey sokuyorlar. O yırtıkları toplayıp alıyorlar. Tamam mı? Zaten kamerada da seyrediyorsun. Ama tabii oradan kamera girdiği için bayağı bir delik var dizde, tamam mı? Ameliyattan sonra işte pansumana gidiyorum ben doktora. Böyle şey, baba yiğit bir adamdı doktor, tamam mı? Yaş düzeydi bu adam. Ha, baba yiğit bir adamdı ya. Yani yara iyileşmedi, kanıyor, tamam mı? Kanıyor dedim. Kanasın dedi ya. Kanasın dedi ya. Allah Allah. Bunu anlayın arkadaşlar, bak çok büyük iş var burada. Ne dedi doktor bana? Kanasın dedi ya. Kanasın. O doktor için senin dizinin içinde, üzerindeki yarım santim kesikten işte bir damla kan çıkması hiçbir şey değil. Kanasın ya, Allah Allah ya. Onu mu düşüneceğim yani? Kanarsa kanasın. İki hafta kadar sonra durur. Anladınız mı? Mevla için o senin başından geçen olaylar falanlar filanlar hiçbir şey değil. Kanasın diyor Mevla sana. Hani sen diyorsun ya, şöyle oldu böyle oldu, battım bittim falan. Kanasın diyor Mevla sana. Çok tatın ya. Hep bir topu yarım santim bir delikten çıkan adam bir ameliyatlar yapıyor. Bu adam omurgasını söküyor, çıkartıyor da Allah Allah yani. O ne yani senin dizinde? Ama çok büyük, önemli, hayati organ, oradan çok büyük bir yara var, kanıyor. Kanasın diye. Hocam ama başıma gelen çok büyük iş. İnsanın başına gelecek büyük işler ahirettedir arkadaşlar. Dünyada insanın başına ne gelirse, Mevlamız hepsinden muhafaza etsin bizi yani. Tamam. Ama bu ki, insanın dünyada başına gelen her iş ahiret nispeti küçüktür arkadaşlar. Dünyadaki insanın başına gelecek iyi şeyler de ahirete nispetle küçüktür. Dünyada insanın başına gelecek kötü şeyler de ahirete nispetle nedir? Küçüktür. Ya kainatın efendisi. He? Hani tabiri caizse, hani anlayın diye söyleyeyim. Mevlamızın göz bebeği Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam daha doğmadan babası vefat etti. Hop doğdu, annesi vefat etti. Hop dedesi sahip çıktı, hop dedesi vefat etti. Hop amcası sahip çıktı, hop amcası vefat etti. Kanasın diyor Mevla. Hani tabiri caiz. Hani boynunu büküyorsun. Mesela ahul hüzün, hüzün senesi. Peygamberimizin amcası, bir de Hatice validemiz vefat etti o sene. Hüzün senesi. Peygamberimizin beşikteki çocuğu vefat etti yani. Kabrinin başında ağladı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani dediler, ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Yani bu merhamettir. Mevla insanın kalbine koymuştur buyurdu bunu. Ağlarız ama Mevlamızın razı olmayacağı bir şey söylemeyiz. Ağlarız, insan ağlar ama Mevlamızın razı olmayacağı bir şey ne yapmayız? Söylemeyiz. Subhanakallah. Acayip bir şey arkadaşlar. Ne bileyim.
Ya baksana, hani bu şimdi konuşuyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyoruz falan ya. Ya bunlara göre hareket ediyor olsak, ama her işimizde, tamam mı? Öyle üçte beşte değil. Her işimizde bunlara göre hareket ediyor olsak ne güzel, ne biçim adam oluruz değil mi ya? He? Bizimki kapıdan çıkan. Az bir şey oldu mu hemen dek çark ediyoruz. Çark etmesek var ya, her işimiz böyle olsa ne kadar ya. Bu dünya herkese yeter. Fazla fazla yeter. Şeytan gelir, onu ona takar, onu ona takar, onu öyle takar, onu böyle takar, onu şöyle der, bunu böyle der. Adamın bir tanesi arkadaş olmuş şeytan. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay derken bu adamın düğünü olacakmış. Şeytana davet etmemiş arkadaşına. Ya demiş, beni davet etmiyor mu? Demiş, ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Şimdi sen gelirsen karıştırırsın ortada demiş. E ne olacak peki? Köyün sınırında, köyün dışında bir sınır çizmiş. Buradan içeri yaklaşmayacaksın düğün zamanı. Madem arkadaşız, işte şu ağacın oradan, bu kayanın oradan, neyse artık oradan bu tarafa ne yapmayacaksın? Gelmeyeceksin. İyi tamam. Neyse düğün başlamış. O arada dışarıdan işte düğüne gelenler var. Şeytan yoldan bir tane seni çevirmiş, demiş bir şey diyeceğim sana, yapar mısın? Buyur demiş. Yani ben rica ediyorum senden. Buyur demiş, söyle. Ya demiş, hani düğün böyle düğün olurken insanlar eğlenirken öyle bir sor. De ki kelayna kuşlarının kanatları siyah mı beyaz mı? Bir böyle bir sor demiş yani. İyi demiş, hani madem istedin sorayım. Neyse millet böyle hani tansiyonlar yükselmiş böyle, herkes böyle keyfinde öyle diyelim. Çıkmış o adam bir yere. Şşş demiş, millet bir şey soracağım size. Herkes olmuş bak. Söyle ne soracaksın? Kelaynak kuşlarının kanatları siyah mı beyaz mı? E siyah tabii de, Allah Allah, yani sorulacak soru mu? Beyazdan sen ne diyorsun be? Beyaz. Ne diyorsun lan sen? Siyah. Olur mu lan beyaz? Sen mi bileceksin lan, ben senden mi öğreneceğim? Siyah. Hadi be sus lan. Beyaz. Hepi topu mevzu ne arkadaşlar? Deyin bakalım. Söyleyin lan. Kelayna. Böyle bir şey arkadaşlar. Hasbi hocam rahmetli anlatırdı. Tren kompartımanı, tamam mı? Tren hareket edecek böyle. Adam binmiş, kompartımanın içeri girmiş. İçeride birisi oturuyor. Ama böyle böyle biraz böyle hışımla girmiş, böyle sert girmiş içeriye. Girer girmez hemen kalorifere yönelmiş. Kalorifere sonuna kadar açmış. Orada oturan da bakmış, hani bu niye açıyor şimdi, ayıp yani, dışarıdan biri girdi ama selam sabah bir sorar açabilir miyim falan. Bu da kalkmış kapatmış. Öde açmış. Bu da kapatmış böyle 3-5, iyice böyle kızardılar böyle, başlayacak tamam mı, tantana başlayacak. O sırada o bilet çık, ne kondüktör, kondüktör ne diyorlar ona, ne o? Anladınız. Tamam işte o vatandaş girmiş içeri, bakmış ortam hareketli, hararetli. Demiş hayrola ne oluyor? Ya demiş, ben demiş hani hastayım. Sıcak yani olması lazım olsun. Bu kötü oluyorum ben. Onun için açtım. O da demiş ki ya sıcak bana dokunuyor. Ben de onun için kapattım. Bakmış böyle. Zaten bir aydır kalorifer çalışmadı demiş. Açanın bir şey değiştirdiği var mı aslında? Kapatanın bir şey değiştirdiği var mı aslında? Çalışmıyor ki zaten. Zaten çalışmıyor ki zaten. Ama böyle işte. Şeytan böyle karar durur. Bizi de karar durur. Bakın şimdi herkes birbirleriyle gıcıklıdır böyle. Adam camiye gitmiyor ya. O varsa diyor ben gitmem o camiye diyor. Allah Allah, hayret bir şey. O varken diyor ben o camiye gitmem diyor ya. Ben saftan çıkanı gördüm. Tanımıyorum da etmiyorum ha. Böyle camiye gittim, geç kalmışım. Safa, işte namazı durmuşlar böyle. Tam böyle kamet getirildi. Tabii giderken kamet getiriliyordu. Giderken kamet getiriliyordu. İçeri girdim, safta bir yer buldum böyle. Var, sığarım oraya. Girdim içeri, baktı bana, beni gördü, çıktı gitti. Çıktı gitti. Baktı böyle, çıktı gitti. Camide ha. Tanımam, etme, bilme. Şeyde oldu, Balıkesir'in bir köyünde oldu. Arkadaşım bir tanesi, kalktık Çanakkale'ye gittik ziyarete. Şehitli ziyaret edeceğiz. Çanakkale yolundan gittik. İki kişi gidiyoruz.
Eski zaman. Bir köyde yatsı namazı kaldık. Tabii yatsı namazı kaldık. Yatsı namazı, namaz bitti, tesbihler çekildi. El Fatiha, böyle ön tarafta oturuyorum. Daha köy camisi yani, kaç kişi vardır ki yani. Ön tarafta oturuyorum. El Fatiha dendi, ben böyle bir sallandım böyle. Ama bayağı bir sallandım yani. Böyle bir sallandım. Bana ne olduğunu anlamadım. Meğer bir tanesi arkadan saldırmış, bana sarığımı almış. Gıcık oluyormuş. Tabi camide o köylü tanıyor onu. Hemen caminin kapısını kapattılar, dışarı çıkartmadılar Allah'ım. Kardeş hiçbir şey yok ya, bu adam dışarıdan gelmiş misafir ya. Ya hiçbir şey yok, burası cami ya. Ula hiçbir şey yok, sen namaz kılıyorsun şimdi burada ya. Ula hiçbir şey yok, sen yaşlı başlı adamsın ya. Ne bileyim yani. Ya neresinden tutarsın ki? Kelaynağın kanatları siyah mı beyaz mı? Yok, El Fatiha, ben sallandım. Ben anlamadım zaten, o hiç öyle bir şey bekler misin? He? Ben anlamadım zaten, ne oldu, ne oldu yani? Hani insan kendini toparlayana kadar deprem mi oldu? Şimdi kuruyorsun kafanda, deprem mi oldu? Lan deprem sadece kafada olmaz, değil mi? Ne oldu falan? Değil mi? Bir daha. Sonra? Kahve ayran yedik. He, doğru, hediye gittik. İki tane kahve var. Oradaki kahve, buradaki kahve. Şimdi hani ben istiyorum böyle gideyim sağda solda böyle nasihat vaaz edeyim, tamam mı? Hani kahvelerde de konuşayım. Dedim hani iki tane kahve ama karşı karşıyalar direkt. Hani oradakiler de buraya gelsin. Beraber konuşalım yani. Hani tek bir yerde konuşayım. Tamam mı? Oradakiler buraya gelmez. Buradakiler oraya gitmez. Aynı köy. O kahvedekiler buraya ne yapmaz? Gitmez. Bu kahvedekiler oraya ne yapmaz? Niye? Çünkü siyah, kelaynağın kanatları siyah ve beyaz. Birisi kaloriferi açacak, birisi kaloriferi kapatacak. Oysa anlatılan sıfat-ı kamileyle muttasıp olan yalnız Allah-u Teala'dır. Şimdi işin içine Allah-u Teala girdiği zaman bunların hepsi fos arkadaşlar. Kanasın ya, bir şey olmaz ya. Kanasın ya. Ne olacak ya? Ama Mevla'yı devre dışı bıraktığın zaman Allah, o zaman başlarsın esmeye büzmeye. Ama Mevla varken bu kadar büyük bir şey içine girdiği zaman, işin içine girdiği zaman öyle dizinde yarım santim yarık varmış, kesik varmış, oradan kan akıyor. Kanasın yani. Ama büyüğü devreden çıkarttın mı, o zaman küçük şeyler senin gözüne ne yapıyor? Büyüyor. Mesela diyelim ki bir şey alıyordun, 19 lira dedi sana, pazarlık ettin 9 lira dedi sana, ondan sonra 50 kuruş, 10 lira verdin, 50 kuruş verdi geriye. Kardeş 9 demiştin. Ya 9,5 dedim ben. Lan evan 9 dedin yani hani şimdi. Değil mi? Orada 50 kuruşu ne yaparsın? Talep edersin değil mi? 50 kuruşu ne yaparsın? Talep edersin. O sırada haber geldi. Sizin evde yangın çıkmış. Konuşmaya ne kadar daha devam edersin? 50 kuruşu ne kadar daha istersin? Söyleyin. He? Hiç bakmazsın bile yani, silinir o. Büyüğün yanında ne yapar? Silinir. Ama sen büyük şeylerle uğraşmayan bir adamsan 50 kuruş için kanadı siyah mıydı, beyaz mıydı diye kavga, gürültü ve ömür tüketirsin. Ama büyük şeylerle uğraşan bir adamsan kaçarsın yani. Tamam kardeşim, siyah beyaz olsun da. Allah, bir kanadı siyah, bir kanadı beyaz. Hatta gecenin siyah oluyormuş, gündüz beyaz. Nasıl istiyorsun öyle olsun ya? Nasıl istiyorsun öyle olsun? Tamam kardeşim. En büyük Mevla. Sen Mevla ile uğraşan bir insansan o zaman hepsinden ne yaparsın? Kaçarsın. Ama dediğim gibi işte konuşuyoruz daha. Yani fiili hayata tatbiki bunların ciddi iş arkadaşlar. Allah'ın nasip etsin inşallah. Anlatılan sıfat-ı kamil ile muttasıf olan yalnız Allah-u Teala'dır. Ondan başkasının olması dahi layık değildir.
İslami ilimlerden bir kelime bildik mi, Allah'a Celle Celaluhu çok şükredelim. Çünkü dünyaya bunun için geldik. Bak, İslami ilimlerden bir kelime bildik mi, Allah'a çok şükredelim. Ya Rabbi elhamdülillah sen bunları bize nasip ettin ya Rabbi. Elhamdülillah bunları konuşmak nasip ettin, okumak nasip ettin, duymak nasip ettin ya Rabbi. Bizi bunlarla meşgul ettin ya Rabbi. Niye? Çünkü dünyaya bunun için geldik. Pasta, börek, baklava yenilmeye gelinmedi dünyaya. Pasta yersin, börek yersin, baklava yersin ama onun için gelmedin dünyaya. İkisi farklı şeyler. Dünyaya onun için gelmedin. Çocuk doğurmaya gelinmedi. Doğrulur ama bunun için gelinmedi. Köşk yapmaya gelinmedi. Yapılır ama onun için gelinmedi. Ne kadar güzel değil mi? Hanımlara sohbet et şimdi. Çocuk doğurmaya gelinmedi dünyaya. Ha, çocuk sahibi olursun ama onun için gelinmedi dünyaya. Köşk yapmaya gelinmedi. O zaman köşk yok, köşk yapılır ama onun için gelinmedi dünyaya. İnsanın köşk yapması yanlış değil. Ama köşk dünyaya köşk yapmak için gelmiş, dünyaya köşk yapmaya gelmiş gibi yaşaması yanlış. İkisi farklı şey. Ya Rabbimizi bilmeye ve ona ibadet etmeye geldik. El-Fatiha. Biz kaçtık arkadaşlar. Çayınız kahveniz var değil mi? Tamam, siz çayınızı kahveniz için namaz kılın öyle çıkın inşallah. Bir şey demiştim.